Ajansımız geçen sene Orgatec Fuarı için denge, balans konulu bir tema işlemeye karar verdi. İlginç bir şekilde aslında balans kurgusunun tamamen bize uyduğunu düşündük. Bu markaya katkıda bulunan kişiler hem kendi alanlarında hem de geneli oluştururken bu balans fikrine sahip çıktılar ve bunun üzerine tekrar bir işbirliği yaptık. Bir ürün tasarlamak, bir sandalye tasarlamak, bunu yine çok farklı parametrelerin dengeli biçimde bir araya gelmesinden aslında oluştuğunu zaten biliyordum ama şimdi biraz daha belirginleşti. İyi bir ürünü zaten. Örneğin estetik, işte malzeme seçimi, işte lojistiği düşünmek, maliyetler vesaire. Bunların onlarca değişik parametrenin dengeli biçimde bir araya gelmesinden aslında oluşuyor. Dolayısıyla hem ürün tasarlarken hem markayı tasarlarken denge konusu gerçekten sadece bir pazarlama söyleminden ziyade gerçek hayatta tam karşılığını bulduğunu hepimiz gördük. Denge ile ilgili öğrencilik yıllarımdan başlayan bir bakış açım da vardı. Bu da çok sevdiğim bir tasarımcıdan aslında geliyordu, Peter Opsahl'ten. Burada hem iyi tasarımı tarif ettim dengeyle ama öte yandan fiziksel olarak da bir sandalye dengeyi bozan bir unsur olarak da görülebilir. Dolayısıyla bizim dengede durma halimizi bozan ya da konfor sağlayarak denge durumunu bozan bir unsur olarak da görebiliriz mobilyayı ya da sandalyeyi. Benim ürün tasarlarken de düşündüğüm konu ürünün ne kadar dengeli olacağı falan değil. Sadece o ürünü iyi yapan parametrelerin nasıl dengeli bir biçimde bir araya geleceğiydi. İyi ürünü ya da iyi tasarımı tarif etmek gerekirse ki birçok kişiye göre kendi disiplinlerinde değişkendir bu. Ama bir endüstriyel üretim yapan bir firmayla çalışıyorsanız bu tamamen farklı koşullar içerir. İyi ürün tasarımı buradaki onlarca değişken koşulun ve birbirinden bağımsız parametrelerin dengeli biçimde bir arada olmasıyla tarif ederim. B&T'de aslında yapmaya çalıştığımız şey şu, bir tasarımcı olarak da mobilyayı bir ihtiyaç objesi olmaktan çıkarıp bir etki alanı yaratmak mekanlarda. Dolayısıyla hem birinci kısmı, teknik kısmı, o süreçleri yönetmek hem de ikinci kısmı yönetmek ve bunu da dengeli biçimde yönetmek. İyi ürün tasarlamanın farklı bir yöntemi.